Yağımızı çıkarırız. Direkt tepsiyle ben şartım. Abi, Allah'ım sayın. Ve kaygı duruşu, açılış konuşması, protokol konuşmaları, biyoteknik mücadele hakkında teknik bilgilendirme, çilek tipi teslimatı, biyoteknik mücadele feromon tel teslimatı, bağ salkım gibi biyoteknik mücadele feromon tel uygulaması kapanış. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Mustafa Kemal Atatürk. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı. Birbirimizi sürdürmek için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Kostine, Bozkır'da çilek üretimini geliştirme, KOP destekliyor, Bozkır zararlılarla biyoteknik mücadele ediyor projelerinde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Başkanım, Sayın KOP Başkan Yardımcım, protokolün sayın üyeleri, değerli katılımcılar. Alın terini toprağa akıtarak toprağa can veren kıymetli üreticilerimiz. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda KOP destekliyor, Bozkır zararlılarla biyoteknik mücadele ediyor projesi ve KOP ile Bozkır'da çilek üretiminin geliştirme projesi Tarla Günü etkinliğimize hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bereketli bir gündeyiz. Sayın Valimiz bereketiyle birlikte geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Projemiz hayırlı uğurlu olsun diyorum üreticilerimize. Sağ olun, var olun. Müdürümüze konuşmaları için teşekkür ederim. Nezip Karabulut Bey'i kürsüye davet ediyorum. Arz ederiz. Sayın Vali, Sayın Kaymakamım, ilçelerimizden gelen değerli kaymakamlarım, KOP Bölge Başkan Yardımcım, Sayın İlçe Müftüm, değerli üreticiler, KOP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Tarla Günleri etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. 31 Mart 2027-24 yerel seçimler öncesinde tarımsal alanlarda halkımıza çeşitli sözler verdik ve bazı projelerimizden bahsettik. Siz değerli idarecilerimizle güçlerimizi birleştirerek bu projeleri hayata geçirecek Bozkır'ımızı tarım ve hayvancılıkta hak ettiği konuma inşallah kavuşturacağız. Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe ve huzur ortamına katkı sağlaması için çalışmak, üretmek ve emeğimizi ortaya koymak zorundayız. Bozkır'ımızda yaşayan binlerce kardeşimizin alın terini toprağa akıtarak ekmeğini kazanıyor. Üreticilerimizin rekoltesi yüksek ürünler üretmesinde büyük katkıları olan 20 milyon TL'yi aşkın hibe desteğinde bulunan KOP İdaresi Başkanlığımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu dönemde üreticilerimizin sayısını artıracak üretilmeyen toprak kalmayıncaya kadar il müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüğümüz KOP Başkanlığımızın her zaman bizlerin yanında olacağından hiç şüphemiz yok. Değerli üreticiler, el emeği, alın teriyle üretmeye devam edin ve bu devlet sizi destekleyecektir. Ve konuşmama son verirken bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çilek fidesi ve feromon tuzağı desteğinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalar için teşekkür ederim. Kamil odur ki koya dünyada eser. Eserlerini yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Vali, Sayın Kaymakamlarımız, Sayın Belediye Başkanı, Yönetim Protokol, saygıdeğer hemşehrilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Yaşadığımız dünyada ekosistemin 1 milyardan fazla insanın hayatını etkilediği bir gerçektir. Son yıllarda tüm dünyada meydana gelen küresel iklim değişikliği hem ekosistemlerde hem de biyoçeşitlilik üzerinde birçok olumsuz etki oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra yoğun kimyasal kullanımı toprak ve su kirliliğine neden olmaktadır. Bu vesileyle yola çıkıp çalışmalar yaptığımız 2023 yılında ilçemizde hayata geçirilen 954 bin TL bütçeli projemiz ile zararlılara karşı kimyasal müdahaleye alternatif olarak geliştirilen ekolojik dengeyi koruma amacı güden tarımsal yaklaşım konusunda başarılı çalışmalar yapılmıştır. Bu yönetim temel prensibi zararlıların üreme döngüsünü bozmak veya doğal düşmanlarını kullanarak zararlı popülasyonu kontrol altında tutmaktır. En önemlisi ise kimyasal kullanımın net olarak azaltılmasını sağlamaktır. Sayın Tolga Turan Bey'i Gürsü'ye davet ediyorum. Arz ederim. Meslektaşlarım, KOPİ Dersi Başkan Yardımcımız, Belediye Başkanımız, kıymetli Cumhuriyet Savcımız, kıymetli muhtarlarımız, değerli katılımcılar ve siz kıymetli üreticiler. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteklediği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinatöründe bölgemizde uygulanan KOP destekliyor, Bozkır zararlarla biyoteknik mücadele ediyor ve KOP ile Bozkır'da çilek üretimini geliştirme projeleri Tarla Günü etkinliğine hoş geldiniz. Bilindiği üzere güzide ilçemiz Bozkır, coğrafik ve topografik yapısı ile Konya'nın ova bölgelerinin aksine dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. En önemli geçim kaynaklarından birisi tarım olan ilçemizin mevcut konumu ve coğrafi yapısı bazı elverişsizliklere sebep olmakta. Eğimli ve parçalı arazi yapısı birçok ürünün yetiştirilmesine, makinalı tarıma ve tarımdaki birçok yeniliğin uygulanmasına olanak vermemektedir. Kısıtlı olanaklarla ve zor şartlarda yapılan tarım ile çiftçilerimiz kendi aile ekonomilerinin yanı sıra gerek ilçe ekonomimize gerekse ülke ekonomimize katkı sağlamaya çaba sarf etmektedirler. Üreticilerimizin birim alandan elde etmiş olduğu verimin ve kalitenin artırılması, mevcut üretimin yükseltilmesi, alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, bilinçli ve doğru tarım tekniklerinin sahada uygulanması, çiftçilerin eğitimi ve ihtiyaçlarının tespiti, takibi çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda KOP destekliyor, Bozkır zararlarla biyoteknik mücadele ediyor projesi ilçemizde uygulanmıştır. Zararlarla mücadelede insan sağlığının korunması, güvenilir gıda üretiminin ön planda tutularak biyoteknik mücadelenin bölgemizde yaygınlaştırılması, çiftçilerimizin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu proje kapsamında bağlarda 90 dekar alanda salkım güvesi ve elmalarda 235 dekar alanda iç biyoteknik mücadelesi için feromon tuzağı üreticilere bugün burada dağıtılarak arazilerde yerlerini almış bulunacaktır. İlçemiz yeni üretim modelleri geliştirerek daha küçük arazilerde daha yüksek gelir getirecek yeni üretim modellerine de ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ilçemizde çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesine büyük bir katkıda bulunmuştur. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen ve KOP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projelerle bugüne kadar geçtiğimiz yılı da hesaplarsak 240 bin adet çilek pidesinin 40 dekar alana dikilmesi sağlanmıştır. Damlama sulama sistemleri, malç naylonu, zirai ilaçlar, gübreler ve bunlara ek olarak set yapma makinesini de proje kapsamında siz değerli üreticilerimize kazandırdık. Bugün ise yaklaşık 34 bin adet pideyi siz kıymetli üreticilerimize teslim edeceğiz. Gerçekleştirilen bu projeler
siz üreticilerimizin modern üretim tekniklerini uygulayıp bölgemize uygun yeni üretim desenleri geliştirerek ilçemizin tarım ekonomisine katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle ilçemizin tarımsal üretimine ve gelişimine katkı sağlayacak söz konusu projelerde bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Sayın Mahdettin Özkan'a şükranlarımı arz ediyor. Süreç boyunca tüm bu çalışmalarda emeği geçen kıymetli mesai arkadaşlarıma, paydaş kurumlarımıza ve katkı sunan tüm kesimlere teşekkür ediyor. Bozkır üreticilerine ve halkımıza hayata geçirmiş olduğumuz projelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli misafirler, değerli hazırın, değerli çiftçilerimiz, ben de öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinize sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Bozkır'da güzel etkinliklerde beraberiz. Öğleden önce eğitim alanında güzel bir etkinlikle beraberdik öğrencilerimizle ilgili. Tabii ki her zaman eğitim önceliğimiz. Ama Konya deyince aklımıza bir de tarım geliyor. Konya ülkemizin tarım başkenti diye ifade ediyoruz. Bu anlamda, tarımsal anlamda yapılan her çalışma bizim için kıymetli. Çiftçimiz elinden geleni yapıyor. Burada en büyük çalışma çiftçinin. Ama çiftçilerimizin de belli konularda desteklenmesi gerekiyor. Bu anlamda yapılan her proje ayrı bir katkı sağlıyor. Çiftçilerimiz bu konuda ben her zaman kendilerinden dinlediğim zaman bu konuları çok beraber hareket etmenin çok değerli olduğunu ifade ediyorlar. Biz de onlarla beraber bu türlü etkinliklerde, bu türlü bereketli çalışmalarda beraber bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendilerine ben böyle bir bereketli günde hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Bu proje izlemiş. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Bugün size entegre mücadele kapsamında kullanmış olduğumuz iki tane ürünümüz olan Bizonet LTT hakkında bilgi vereceğim. Entegre mücadele hakkında kısa bir cümle kullanacak olursak da şöyle söyleyeyim size. Entegre mücadelenin en büyük kapsamı artık belirli bir popülasyon, belirli bir alanda bulunan yoğun popülasyonun en düşük hale getirmesini sağlar. Kusura bakmayın. Şöyle anlatayım size. İzokot C'nin... Sesin gelebiliyor mu acaba? Yani daha rahat hissediyorsan. Aynen yani daha şey olur. Şöyle ben bakayım. Şöyle anlatayım ben sizlere. İzokot C elma üzerinde kullanılan bir ürünümüz. Bizonet LTT ise bağda kullanılan bir ürünümüz. İzokot C dediğimiz ürünümüz şöyle size göstereyim şeklinde. Şöyle bir feromandır. Bu feromanın en büyük özelliği dişi kelebek ile erkek kelebeğin bir araya gelip çiftleşmesini engeller. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Bunlar çiftleştiği zaman ortalama bir kelebek 250 adet yumurta bırakır. Bu da bir sonraki seneye 250 adet tekrardan pupanı çıkıp tekrardan zararlanıp bölgede yoğun bir şekilde çiftleşmesini sağlar. Bu ürünün en büyük özelliklerinden biri ise yıllarca, yani şöyle söyleyeyim size, sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Bir sene kullanıp ikinci sene kullanmadığınız zaman kesinlikle şöyle söyleyeyim, faydalı bir sonuç alamayabiliriz. Haberiniz olsun. Kullanım şeklinde bilgi verecektim normalde arazide ama yağmurdan dolayı çıkamıyoruz. Size şöyle söyleyeyim. Daha önceki ürünümüz olan İzomet C ile İzomet LT bağlamalıydı. Bunda ise şöyle halka şeklinde çevirdik bu ürünleri. Elmada direkt elma ağaçlarının 30 ila 20 santim aşağısına homojen şekilde dağıtım şeklinde takımını sağlıyoruz. Bağda ise bulunan yeşil aksamın, yani dalın şu kısmına sağlayıp araya sokup şu hale takabiliyoruz. Şu hale takacağız bağda. Şöyle anlatayım size. Bugün yağmur olduğu için büyük ihtimalle sen takma başlayamayacaksınız. Takmaya başladığınız zaman bizler yine buraya geldi zaten. Çünkü bunların dekar alanına göre paydaşları var. Örnek veriyorum size şöyle söyleyeyim. İzokat C dediğimiz elmada kullanılan ürün. Bir tanesi 20 metrekarelik alana hitap eder. İzonet LT ise 40 metrekarelik alana hitap eder. Yani o da şöyle söyleyeyim size. Sıra arası ve sıra üzeri mesafesine göre değişiklik gösterebilir. Müdürüm isterseniz şey yapalım. Bundan sonra zaten teknik bilgiyi biliyor. Teknik bilgiyi burada ne kadar anlatsam da size şey yapmaz. Çünkü sıra arası ve sıra üzeri mesafesine göre sıra başlarına bak takıp ikinci sıraları boş bırakıp ondan sonra her üç ağaçta bir takacağız. Yani bunu ben burada ne kadar anlatsam da sanmıyorum ki çok yararlı olacağını. Gerçekten.
Gracias.